30 dakikadan herkese merhaba efendim. Yine dop dolu bir akışımız var ama önce araştırmanın gündemini alacağız. Malum haber akışları bugün çok yoğun ama piyasa fiyatlamaları tarafında pozitif görünüyor her şey. Bakalım detayları soralım. Burcu Kıratlı bizlerle. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu hoş geldin. Şimdi tabii özellikle ZK adımı, bankalara ZK karşılığında faiz ödenecek olması. Bunlar biraz pozitif fiyatlanıyor bankalar tarafında ama genele yayılan bir fiyat algısı da var mı, ne dersin? Evet, kesinlikle var diye cevaplayayım önce. Bankacılık tarafı tabii ön plana çıktı bugün. %3'e yakın neredeyse yükseldi. ZK adımı beğenildi. Bankalar zaten bu uygulamayı bir sürede bekliyor diyebilirim Gözde. Tabii bankacılık tarafında gelirlerin artması söz konusu. Ama şunu da bir parantez olarak ekleyelim. Burada uygulama adımında aslında hedefleri tutturan bankalara bu lemanın geleceğini de söylemiş ve eklemiş olalım ama tabii ilk etapta bu bankaların piyasanın algısı anlamında olumlu olarak algılandı. Çünkü gelirlerine bir nema elde edilmesi söz konusu olacak. %4 ila %36'ya varan kadar bir baremde diyelim bunun söz konusu. Diğer tarafta da KKM tarafında da 10 ila 25 yüzde kadar bir nemalanma söz konusu olacak diyelim. Hemen bankacılık endeksine bakıyorum. Bugünkü yüzdesel hareket %2.8'e yaklaşmış durumda bankacılık tarafında. Fiyat olarak baktığımda 9.900, 10.000'li seviyelere kadar bankacılık endeksinin artık yükseldiğini görüyorum. Ama bir taraftan şunu da söylemek lazım. Sen genele yayılan bir yükseliş var mı dedin. O sorunun cevabını da hemen evet olarak vereyim. Çünkü hem Merkez Bankası Başkanı'nın, yeni başkanın atanması piyasa tarafından olumlu bulundu. Hem ZK tarafı bankacılığa bir adım alış getirdi gibi gözüküyor. Bunun haricinde bu şuradaki en yükselenlerde bankacılığı ben saysam da Türk Hava Yolları'nın yine endekse en fazla pozitif katkı sağlayan hisse olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan endekse katkısı ağırlığı yüksek hisselerin, yani BİMAŞ gibi, Ford Otosan gibi, Tüpraş gibi hisselerin de, şişe gibi sanayilerin de destek verdiğini görüyoruz. Yani burada iletişimi çıkartacak olursak endeksten genel yayılan bir yükseliş söz konusu. Yabancı yatırımcı nezdinde de bu adımların pozitif algılandığını söyleyebiliriz. Yurt dışı tarafa değinecek olursak orada biraz daha iştah baskılanmış durumda ama BIST haftaya güzel başladı. Bakalım bu hafta içerisinde nasıl devam edecek, bunu izleyeceğiz. Haftanın genelinde çok çok önemli bir veri akışı yok. En azından geçen haftaki kadar önemli değil. Biraz daha bu hafta daha makroekonomik verileri takip edeceğiz. Bizde ise enflasyon raporu haftanın diğer en önemli gelişmesi olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle öyle Burcu. Yeni başkandan mesajları takip edeceğiz. Şimdi burada noktalayalım, devam edeceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa çalışma ödeneğinde yeni kurallar yayımlandı. Detaylarını soralım. İsmail Sevinç bizlerle. Kendisi sosyal güvenlik uzmanı. Hoş geldiniz yayına. Hoş buldum. Merhabalar Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle ne gibi yeni kurallar meydana geldi? Biraz sizden dinleyelim. Nedir son durum? Tabii. Şimdi biliyorsunuz kısa çalışmayla biz aslında 2019 yılında bir tanıştık. Ama 2020 yılında özellikle pandemiyle beraber kısa çalışma ödeneği hayatımıza girdi. Daha görünür hale geldi. Hatta Mart'tan 2021'in Haziran'ına kadar 15 ay süreyle de uygulandı. Kısa çalışma ödeneği dediğimiz şey şu. Genel ekonomik kriz varsa ya da sektörel kriz varsa ya da zorlayıcı sebepler dediğimiz salgın hali, işte afet, su baskını gibi hallerde işveren eğer çalışma süresini en az 3'te 1 azaltıyorsa, haftalık çalışma süresini yani 45 saati mesela 30 saat ve altına indiriyorsa ya da en az 4 hafta süreyle iş yerini kapatmak zorundaysa bir ödenek bağlanıyor işçiye. Bu şu anda işte kazancının %60'ı kadar, asgari tabanı yani taban olarak 12 bin lira seviyesinde, tavanı da 30 bin lirayı bulabilir bir ödenek. Bununla ilgili bir değişikliğe gidildi. Burada aslında böyle genel itibariyle küçük değişiklikler diyebileceğimiz değişiklikler. Daha önce uygulanandan İsmail Bey ne farkı var? Şimdi
Şimdi şöyle bir fark var Gözde Hanım. Şimdi 600 gün staj süresi arıyordu genel itibariyle ama pandemide 450'ye düşürülmüştü. Bu 450 gün, yani son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olmanız, işsizlik primi ödemeniz artık kanuna da girdi ve yeterli sayılıyor. Tüm durumlarda, yani kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için artık 600 güne değil 450 güne ihtiyacınız var. Diğer taraftan yine kısa çalışma ödeneğinde şu vardı. Siz kısa çalışma ödeneğini 3 ay kullanıyordunuz mesela. 3 ay veriliyor bu kısa çalışma ödeneği. Daha sonra uzatılabilir. O 3 aylık süre daha sonra işsiz kalırsanız yeni kanunda bu süreden de düşecek. Bu artık kanun metnine de girdi. Yani siz işsiz kaldınız daha sonra 10 aylık bir işsizlik sigortası maaşı alma durumunuz var. Bu 3 ayda kısa çalışma kullandınız. Orada da bir ödenek aldınız. 10-3 mesela 7 ay boyunca size işsizlik ödeneği ödenecek. Bu da kanunda var. Tabii diğer taraftan hani küçük değişiklikler var. İşte veya daha önce genelgelerde olan hususların kanuna yedirilmesi diyebiliriz. Her ayın 5'inde yine ödemeler yapılacak. Ne kadar ödenecek? Nasıl hesaplanacak? Onunla ilgili bir detay var mı elimizde? Tabii daha önceki mevzuat aynen devam ediyor. Burada genel salgın halinde kanuna girmiş oldu. Yani biraz daha zorlayıcı sebepler olarak geçen husus daha netleştirildi. Tabii normal standart ödeniyor. Yani kazancının %60 kadar 12 ay ortalaması alınıyor. Tavanda da brüt asgari ücretin %150'sini geçmiyor. Yani 30 bin lirayı geçmeyecek bir tutarda ödeniyor. Umarız ihtiyaç kalmaz ama şöyle diyebiliriz. Yani burada şimdi aslında bu mahsupla ilgili bir hüküm getiriliyor ama bence çok mahsup etmeye gerek yok aslında. Çünkü ödenek, kısa çalışma ödenek, ödenek fazlalaştı. Yani işsizlik sigortasında yaklaşık şu an 200 milyar yakın bir ödenek var. Yani böyle hani epey de bir birikmiş durumda. Orada yani hani böyle bir mahsuptan ziyade o 10 aylık süre komple ödenebilir diye düşünüyorum. Peki daha ama önce ne kadar kişi faydalanmıştı? Yani kaç kişinin faydalanacağını hesaplamak zor ama. İşverenlerin tabii dörtte biri işçilerin dörtte biri yararlanmıştı o zaman. Evet. Nereden bakarsanız bakın benim hatırladığım 4,5-5 milyon kişi bundan yararlanmıştı ama şu anda kaç kişi biliyor musunuz? Aylık 1200 kişi. Fazla bir şey yok yani şu an. Aslında ayda 1200 kişiye 1 milyon lira falan ödeniyor kısa çalışma ödeneği. Aslında şu anın gündemi değil ama umarız genelde ekonomik koşullar değişmez. Ya da genel bir salgın hali olmaz ki bu kısa çalışma çok gündeme gelmez yani. Peki. İsmail Sevinç, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Önemli bir destekleyici unsur olacaktır. Çünkü burada özellikle işsizlik tarafında şahit bir artış görülürse diyelim. Şimdi Mehmet Reis bizlerle. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Önce enflasyonu değerlendirelim mi? Gıda enflasyonu tarafında özellikle sizin vurgulamak istediğiniz hususlar neler? Düzenli olarak konuşuyoruz gerçi ama bu verinin detayında hani Ocak'ta bir miktar beklentiler dahilinde diyelim ama neticede yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz. Önümüzdeki döneme ilişkin var mı umut verici emareler? Yani tabii Ocak 2023-24'e baktığınız zaman yurt içi gıdada %59 bir artış var. TÜİK zaman zaman aylara göre, şimdi örneğin Kasım ayında açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksi var. Bu da yaklaşık %47. Bir de ayrıca TÜİK tarım ürünleri üretici fiyatlarını da açıklıyor. Onun da 12 aylık ortalaması Aralık ayında açıklandı %72. Yani burada baktığınız zaman hala üretici fiyatları veya tarımda tarımsal girdi fiyat endeksi baktığımız zaman yukarıda gözüküyor. Yani tarımsal girdi fiyatları aynı zamanda finansman ve lojistik giderlerindeki bir artış söz konusu. Bu da tarımsal üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen en önemli faktör. Maliyet cephesinde sizi iyileştirme yapmadan enflasyonla mücadele etmeniz çok zor. Baktığınız zaman bir ürünün yetiştirilmesi için kullanılan tohum, gübre, ilaç, enerji, iş gibi girdileri ek olarak da ürünün hasat edilmesi, sınıflandırılması, temizlenmesi, paketlenmesi, depolanması, yani tarladan satış noktalarına gidinceye kadar bunun taşıması ve satıcı giderleri raftaki fiyatı belirliyor. Yani en önemli girdilerden diyelim sadece Ocak ayını değerlendirirsek %2 mazotta bir artış olmuş. Yıllık baktığınız zaman bu %78 artmış. Yani mazot toprak hazırlığından ekim, gübreleme, ilaçlama, hasada kadar
üretimin her aşamasında kullanılıyor. Baktığınız zaman finansman ve lojistik maliyetlerin yanı sıra tarımsal gelirler de artınca tabii üretici de ürün ekecek. Ya ekmeğe de devam ediyor. Maliyetleri tekrar yükselecek kaygısı olursa o zaman üretim yapmaz. Veya daha az üretim yapar. Onun için enflasyonu aşağıya çekebilmek için de düşük maliyetli daha fazla bizim üretime ihtiyacımız var. Özellikle bunu belirtmek isterim. Planı bu anlamda devreye sokuldu ve özellikle önümüzdeki dönemde OVP'nin detaylarında da biz biliyorsunuz gıda enflasyonu, manşet enflasyonun altında gerçekleşeceği öngörüsü vardı gelecek yıl için özellikle. Dolayısıyla bu da nasıl olacak diye biliyorsunuz sorguluyorduk. Bununla ilgili mesela ne söylenebilir? Şimdi 2023-2024 Hububat ikilisi çeltik dışında tamamlandı. Yani önümüzdeki döneme baktığınız zaman 2023-2024 hasatın yeni mahsul hasata kadar Türkiye'de gıda arzında bir sorun görülmüyor. Önümüzdeki dönemde yağışlar mevsim normalleri çerçevesinde gerçekleşirse ekilen tarladaki olan şimdi buğdayın bitki gelişiminde olumlu yönde etkileyeceği bekleniyor. Çeltik'te yani Hububat bölümünde Mayıs ayında ekilecek. Buğday biliyorsunuz bu pandemiden sonra gıda güvenliği açısından dünya genelinde hayati öneme sahip. Yani stratejik ve kritik bir ürün olarak kabul edildi biliyorsunuz. 79 ilde buğday ekimi yapılıyor. 2024 sezonuna baktığınız zaman yine 2023'te olduğu gibi bir artış eğiliminden devam edeceği bekleniyor. Bakliyat grubunda da baktığınız zaman mercimek ekimi yapıldı. Nohut ve fasulye Mayıs-Haziran'da ekilecek ve Eylül-Ekim ayında da hasat edilecek. Baktığınız zaman şu an bize gelen bilgiler, sağdan gelen bilgilerde yağışlar 2023'te nasıl rekoltoyu olumlu etkilediyse 2024'te de etkilemeye devam ediyor olumlu yönde. Yani TÜİK verilerine geçen sene verilerine göre 2023'te buğday üretimi yaklaşık 22 milyon ton olarak belirlendi. Yani 2024'te de herhangi bir mücbir sebep olmazsa aynı rekolteye, ürün rekoltesine pozitif katkıda bulunacağı söyleniyor. Sağdan gelen bilgiler bize bunu anlatıyor. Ve bir de dekar başına alınan verimlilik buğdayda da arpada da olsun son yıllarda artıyor. Yani ekilebilir alanlarımız azalsa da, tarım alanlarımızda azalma gözükse de buğdayda dekar başına alınan verim 1990'da 212 kilogramken 2022 yılında bu rakam 300 kiloların üzerinde. Hatta bazı bölgelerde 350-450 kilogram arasında dekar başı verimlilik alındı. Bu da dekar başında alınan verimlilik bir noktada tarım alanlarının azalması ya da ekim alanlarının azalmasını telafi ediyor diye düşünebiliriz. Burada özellikle fiyatlarla ilgili olarak önümüzdeki dönemde tüketici enflasyon düşüşlerini hissedebilecek mi? Yine efendim demin de ifade ettiğim gibi tüketicinin enflasyonda daha uygun fiyata ürün alıp enflasyon düşüşünü hissedebilmesi için tarımsal girdilerin azalması gerekiyor. Daha düşük fiyatla. Yani en çok da kur hassasiyeti değil mi burada? Onu hep konuşuyoruz. Tabii ki. Bir de biliyorsunuz lojistik maliyetleri tekrar söylüyorum ama ciddi etki yapıyor. Bugün pek çok firmanın üretimdeki yapmış olduğu karlılık oranlarının üstüne çıktı lojistik ve finansman maliyetleri. Özellikle finansman maliyetleri. Tamam biz parada sıkılaştırmayı diyoruz ama yani bir nevi toprağa tohumunu atan çiftçi de ve bu işin ticaretini yapanların da hepsi sermayeye ihtiyacı var. Şimdi sermaye bir konuda yetmediği için bunlar yansıyor. Bir de şunu söylemek isterim. Yani bakıyorsunuz bir fiyat beklentisi içerisinde olanlar fiyat arzda bir azalmaya neden oluyor. Ve bunlarda fiyatlar yukarı doğru çıkıyor. Onun için biz kendi kendileri yeterlilik oranlarımızı üst seviyelere çıkartırsak bu gibi beklentiler de kırılacak. Tüketici daha uygun fiyata ürün alabilecek. Ürün çeşidi açısından baktığınız zaman hani rekoltelerden bahsettiniz, iklim koşulları destekliyor dediniz ama hani burada özellikle arzın daha kısıtlı olduğu durumlar yaşanan hangi ürün çeşitleri mesela sizde? Yani örneğin çeltikte bu olabiliyor. Özellikle baldo çeltiğinde ürün arzında bir daralma söz konusu. Çeltikte evet. Çeltikte de bir artış söz konusu. Çünkü belki yani çok ilginç aslında. Orta taneli pirinçten uzun taneli pirince doğru tüketici yöneldi. Çünkü orta taneli pirinçlerde pilavda iğnetici alınamadığı için
Yani haftada iki kere pişirecekse bir kere pişiriyor. Ama ben diyor uzun taneli biraz fark vereyim, bir baldo pirinç alayım diyor. E tabii bu da talebi artırıyor. Talebi arttığı zaman beklenti içinde olan, onların da beklentisi şu yönde. Yani ben diyor seneye bu çelteyi ekersem Mayıs ayında benim maliyetim ne olur gibi gibi bazı bu beklentileri maalesef fiyata yönlendiğini görüyoruz. Aslında piyasadaki rekabetin getirdiği ve serbest piyasa ekonomisinde bunu biraz geciktirebiliyorsunuz. Yani bir rafa yansımadan. Ama bu özellikle yani yeterlilik oranı az olan ürünlerde maalesef bunu belli bir dönem engelleyebiliyorsunuz. Daha sonra beklenen fiyat oluşuyor. Onun için ithalatla desteklenmesi gereken bir husus var mı diye ben açıkçası merak etmiştim. Yani buradaki önemli olan üreticinin ürettiği üründe daha uygun fiyatla daha ucuza üretirse ve daha fazla miktarda üretirse zaten bu gibi konulara ya da beklentilere, spekülasyonlara gerek kalmaz. Evet. Ama tabii özellikle tarım girdilerinde geçtiğimiz seneye göre bakıldığı zaman zaten ciddi artışlardan bahsediyorduk. Dolayısıyla onun da tabii bir hız kesmesi durumu söz konusu, kurda biraz stabilizasyon ama hani kademe kademe de yükseliyor kur. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde değil mi bunun da yine yan etkileri olacaktır. Eklemek istediğiniz var mı? Tabii benim son dönemde 2022 yılından itibaren hazırlanan tarımla ilgili bazı gelişmeler var. Müsaade ederseniz onu da açıklamak lütfen isterim. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından özellikle tarımsal üretim altyapısının güçlenmesi ve biz yıllarca söylememize rağmen olmamıştı ama netice itibariyle buğday, yağlı tohumlar ve bakliyat stratejik ve kritik ürünler olarak belirlendi 2022 yılında. O tarihten itibaren başlayan tarımda ciddi gelişmeler söz konusu gelecek için. Bunu birkaç maddesiyle size özetlemek isterim. Eylül 2023'te yayınlanan orta vadeli programlar. Stratejik ürün olarak belirlenen demin saydığım ürünlerde kendi kendine yeterlilik oranının artırılması. 15 Eylül'de yine resmi gazetede yayınlanarak tarımda sayım ve tarımsal üretim planlaması. Hemen akabinde 12. Kalkınma Planı kapsamında tarım sektöründe dijital dönüşümün hızlandırılması. Bununla birlikte en önemlisi 2024-2028 yani 5 yıllık stratejik plan 13 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu. Ayrıca aynı dönem içerisinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Eylül ayında planlı üretime geçileceği açıklandı. Yani demin konuşuyoruz ya aslında planlı bir üretim nedir? Planlı üretim iç tüketimin karşılanması, güvenlik stoğu ve dış ihracatla ilgili, dış satımla ilgili bütün bunların ne kadar miktar gittiyse bunun planlanması. İşte bu çerçevede evet. Türkiye tarımsal da üretimde sürdürülebilirliği ve arz gıda güvenliği, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Peki. 2024-2028 dönemini kapsayacak olan bu yeni stratejik plan hem Türkiye'nin tarım sektöründe karşılaştığı sorunların çözümü için hayat önem taşıyor. Daha uzun vadeli bir perspektif kesinlikle dediğiniz evet gibi. Dolayısıyla çok önemli. Mehmet Reis, devamını başka bir programda konuşalım isterseniz. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Son cümle şöyle, tarım sektöründe biz yapısal sorunları ve yapılması gerekenleri sektörel sorumluluk gereği yıllardır biz dile getirmeye evet çalıştık. Bu plan, bu projeler geçmiş stratejilerden daha gerçekçi tespitler ve çözüm önerilerini sunuyor. Özellikle peki planlı üretim. Yıllarca bunu istedik. Çok teşekkürler. Sürdürülebilir tarım ve gıda arz güvenliği sağlanması peki açısından da büyük önem taşıyor. Sağ olun, çok teşekkürler. Hande Tıvuk şimdi bizlerle. Temel İhtiyaç Derneği Başkanı, TİDER Başkanı. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Biraz süremiz kısıtlı, çok vaktimiz kalmadı ama şimdi gıda bankacılığı üzerine özellikle derneğin çalışmaları var. 36 ilde 67 noktadan bahsediyoruz. Özellikle sosyal market ve aşevi gibi. Biraz detaylarını alalım çünkü Türkiye'de her 7 kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ne dersiniz? Hande Hanım, beni duyuyor musunuz şu anda? Evet, şu an zannediyorum Hande Hanım beni duymuyor ama bir enflasyon verisini tekrar hatırlatalım, bağlantımızı tekrar deneyelim, döneceğiz.
Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksini yayımladı. Verilere göre Ocak ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre %6.7 arttı. Yıllık enflasyon ise %64.86 olarak belirlendi. Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık artışın %6.5 olması yönündeydi. Yıllık enflasyon beklentisi ise %6.57 olarak kaydedilmişti. Ocak ayında çekirdek enflasyonda da yatay bir seyir izlendi. TÜİK verilerine göre Ocak'ta yıllık çekirdek enflasyon %44.20 olarak kaydedildi. Enflasyon açısından öncü göstergeler olarak kabul edilen Türk İş Araştırması ve İstanbul Ticaret Odası endeksleri de Ocak ayında enflasyonun hızlanması yönünde sinyaller vermişti. TÜİK verilerine göre ana harcama gruplarına göre aylık en yüksek artış %17.68'de, sağlık grubunda yaşandı. Sağlık grubunun %12.17 ile lokanta ve oteller, %10.25 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Ocak ayında giyim ve ayakkabı fiyatlarında ise %1.61'lik gerileme izlendi. Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından, Haziran ayından beri sıkılaştırmanın sonucu olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 36.5 puan yükseltmişti. Merkez Bankası son toplantısında bir haftalık repo faizini %45 seviyesine çekerek dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını belirtmiş, sıkılaştırma döngüsünün tamamlandığı mesajını vermişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan da mevcut sıkılığın devam edeceğini belirtti. Karahan, görevi devralmasının ardından ilk açıklamasında, enflasyon hedefimizde uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahminleri, yıllık enflasyon yıl ortasına doğru %70 ila 75 bandına çıktıktan sonra 2024 yılını %36 seviyesinde tamamlayacağı yönünde. 30 dakikayı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın. Saat 14'te tekrar görüşeceğiz.